Evet, sosyal medya ile ilgili bu yeni düzenlemeleri konuşacağız şimdi. Avukat Sayın Özge Evci Eralp karşımızda. Efendim hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Şimdi yeni bir düzenlemeden bahsediyoruz aslında. Torba yasada sosyal medya ile ilgili bir düzenleme var. Bu düzenlemeye Evet. neden ihtiyaç duyuldu? Aynı zamanda bu düzenleme neleri içeriyor? Evet. Aslında bunlar uzun zamandır konuşulan konulardı. Beklenen bazı düzenlemeler vardı. Ama tabii bu COVID-19 kapsamındaki tedbirlerle ilgili neden görüldü ve neden torba yasaya alındı onu bu aşamada bilmiyoruz. Çünkü kanunun gerekçesinde de COVID'le doğrudan eşleştirilmemiş. Yani bu nedenle biz COVID'deki tedbirlerimiz kapsamında bunu yapıyoruz denmemiş. Ama herhalde bunu kendi yorumuma göre dijitalleşmeye doğru giden işte internet kullanımının fazlalaşması, online ortamın her şeyde kullanılması nedeniyle buraya konulduğunu tahmin ediyoruz sadece şu aşamada. Getirilen düzenlemelere bakarsak burada 5651 sayılı kanun 2007 yılında aslında yürürlüğe girdi. Yani yeni bir kanun değil. İnternet kanunu olarak biliniyor. Asıl adı internet yayınlarının düzenlenmesi hakkında kanun. Bu kanunla ilgili düzenlemeler var sosyal medya ile ilgili. Burada bizim bildiğimiz erişim sağlayıcı, internet erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı ve içerik sağlayıcı olarak 3 çeşit şeyden kavramdan bahsediliyordu. Bunlara bir de sosyal ağ sağlayıcı kavramı eklenmiş torba kanunla birlikte. Yeni bir kavram, bizim kanunlarımızda olmayan bir kavram eklenmiş. Ancak sosyal ağ sağlayıcının tanımının çok yeterli olmadığını düşünüyorum şahsi olarak. Çünkü şöyle söylüyor, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi verileri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler. Aslında burada tabii ki hedeflenen sosyal medya siteleri. Ancak örneğin bir alışveriş sitesinin içinde de yorum olarak metin paylaşabiliyorsunuz. Burada da bir paylaşım, bir interaktivite söz konusu. O yüzden bunlar da o kapsama girer mi, girmez mi? Bununla ilgili meslek kuruluşlarının eleştirilerde bulunacağını düşünüyorum. Ya da belki bu şekilde geçerse yönetmelikle bunun açıklanması gerekir. Kapsamının belirlenmesi gerekir. Aynı zamanda bunlarla ilgili bir temsilci atama yani sosyal ağ sağlayıcılarının bir temsilci atama yükümlülüğü getirilmiş. Torba yasayla getirilmek isteniyor daha doğrusu. Bu iki nedenle istenmiş. Birincisi idari para cezalarının muhatabının olabilmesi için. Şimdi şöyle düşünürsek aslında olumlu bir düzenleme olarak yorumlayabiliriz. Çünkü Türkiye'deki mevcut yani tebligatları alabilen ve karşısında bir muhatap olan Türkiye'de yerleşik sosyal ağ sağlayıcılar için düşünürsek bunlar idari para cezalarına muhatap olabiliyorlar. Ama yurt dışındakilere uygulanamadığı zaman belki bu bir haksız rekabet teşkil edebiliyor. Ama bunun yanında şöyle bir şey söylemiş. Biz bunlarla ilgili yani ayrı bir hükümde yer sağlayıcıların denetimine ilişkin bir hüküm getirilmiş. Yani kurum BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu. Yer sağlayıcıları yerinde denetleyebilir denmiş. Yani aslında burada kastedilen şey onların sunucularının denetlenmesi. Burada mülki amirler, kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurumlarının amir ve memurlarının da incelemeye yardımda bulunmasıyla ilgili. Ama tabii bunun da kapsamı çok muallak şu anda. Yani bunun da detaylarının daha fazla belirlenmesi gerekir. Bu denetim ne için kullanılacak, hangi konularda kullanılacak, kapsamı nedir? Şu an bir ucu açık, biraz daha sınırsız bir düzenleme olarak gözüküyor. Bunun yanında sosyal ağ sağlayıcıların temsilci belirlemesiyle ilgili hükümle ilgili bir ay içinde bir temsilci belirleyip bunu bildirmeleri, BTK'ya bildirmeleri öngörülmüş. Şimdi aslında fiiliyatta bu uygulanıyordu. Bütün neredeyse sosyal medya sitelerinin yani bizim bildiklerimizin Facebook, Twitter, YouTube gibi bunların zaten birer temsilcileri vardı. Avukatlık büroları yapıyordu temsilcilik faaliyetlerine. O yüzden de bunların zaten fiiliyatta olan bir sistemleri yazıya dökülmüş oldu. Tabii ki yeni platformlar var. Bunlar için bu sosyal ağ sağlayıcılar için temsilci atama yükümlülüğü 1 milyondan fazla günlük erişimi olanlar için öngörülmüş. Bizim aklımıza hemen Facebook, Twitter, Instagram gelebiliyor ama mesela çocukların yoğunlukla kullandığı TikTok gibi uygulamalar da var. Onlar da bu kapsama girebilirler. Hepsinin bir Türkiye'de temsilci atamaları istenmiş. Bu kapsamda da düşünürsek bazı mahkeme kararları veya içeriğin kaldırılması ile ilgili kararlar muhatap bulunamıyordu, uygulanamıyordu. Aynı zamanda bunlarla ilgili içeriğin kaldırılması, URL'ye bazı erişim engellenmesi kararı verilmiş olsa da
HTTPS kullandıkları için bunlara erişim engelleme yapılamayabiliyordu. Şimdi buna biz neden gerek diyoruz? Şöyle düşünelim. 5651 sayılı kanun sadece işte kişilik hakları ile ilgili değil, bazı katalog suçlar da var. Örneğin Atatürk'e karşı suçlar, kumar, fuhuş, çocuk pornografisi gibi konularda erişim engelleme kararı verilebiliyor. İşte bunun gibi bazı konularda erişimin engelleme kararlarının uygulanması mümkün olamayabiliyordu. Aynı zamanda tabii bunların temsilci ataması durumunda kendilerinin de kararlara tebligatları alıp itiraz edebilmeleri de mümkün olacak. Yani eğer gerçekten burada ifade özgürlüğünü ihlal eden bir karar söz konusuysa onlar da buna itiraz edip belki bu kararlarla ilgili daha hukuka uygun işlemler yapılmasını sağlama olanakları doğmuş oldu. Ama yeni bir kavram daha getirildi. Bizim bildiğimiz erişimin engellenmesiyle ilgili bir kavram vardı. Bir de internet trafiği bant genişliğinin daraltılması diye bir kavram gelmiş oldu. Bu da eğer temsilci belirlemezlerse onlara bir bildirim yapılıyor. 30 gün içinde bu temsilciyi belirlemezlerse kurum, yani BTK, Suç Ceza Hakimliği'ne başvurabiliyor. Ve eğer buradaki kararı yerine getirmezlerse de %95'e varan şekilde bant genişliklerinin daraltılması, yani internetin yavaşlatılması, o sitelerin, örneğin Instagram mı kullanıyorsunuz, bir içerik paylaşamayacaksınız. Çünkü çok yavaşlamış olacak ki bazen bunu yaşıyoruz. Bunun gibi evet, peki. Bir yükümlülük getirmiş. Evet. Pekala, çok buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Eray. Aktardığınız bilgiler için sağ olun. Rica ederim, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Evet, avukat Özge Evci Eralp, sevgili izleyenler, bu yeni sosyal medyayla ilgili düzenlemeyle ilgili konuştu.